إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال جاء الشيطان فانتهرته ولو أخذته لربطته إلى سارية من سوار المسجد حتى يطوف به بلدان أهل المدينة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt ehl ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bilgime mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırlığın ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinden emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eğme, hutaba, müezzinin, kayyibin, cemaat-i müslümin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüveden mü'minat, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Câ'eş-şeytânı fentertû. Şeytan geldi, ben de onu azarladım, defettim. Müslim'de Ebu Derda radıyallahu anh'tan nakleden bir hadis-i şerifte gâle beynemâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallî. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Semi'nâhu yakulu, şöyle söylediğini işittik. Ebu Derda söylüyor. Eûzu billahi minke, senden Allah'a sığınırım. Sümme kâle, sonra şöyle buyurdu. El'anüke bilânetillâhi tâmmeti selâsen. Üç defa Allah'ın lanetiyle seni lanetliyorum. Allah'ın lanetiyle tam olarak seni lanetliyorum. Allah'ın lanetiyle, tam lanetiyle seni lanetliyorum buyurdu Peygamberimiz. Feyebsutu yedehu, elini uzattı. Namaz kılıyordu. Böyle söyledi. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Sana lanet ediyorum. Allah'ın lanetiyle diye söyledi. Sonra da elini uzattı. Kâne yetenâvuru şey'en, sanki bir şeyi yakalarmış gibi, tutarmış gibi elini uzattı. Felemme faraga mines salati, namazı bitirdi Peygamberimiz. Bu olay namaz, o namaz kılarken oldu. Bu sözleri biz ondan duyduk. Elini de böyle uzattı, bir şeyi yakalıyor gibi. Biz onu böyle gördük. Sonra namazı bitirince kulna, dedik ki ya Resulallah, kad semiyunake tekulu fi salati şeyen lem yes'av minhu gable zelik ve raytuke ve raynake besatta yedeke. Ya Resulallah, şimdiye kadar senden görmediğimiz bir şey gördük. Bir ses işittik, bir söz işittik ve de elini uzattığını ya Resulallah gördük. Fakale aleyhissalatu vesselam, Resul-i Ekrem buyurdu ki inne aduvallahi iblis, Allah'ın düşmanı iblis aleyhillâne câe bişehâbin minnâr, bir ateş şulesiyle, parçasıyla geldi. Diyecalehu fî veçî, benim yüzüme onu koysun, onun yüzümü yaksın. Bu maksatla şeytan bana geldi, iblis aleyhillâne.
فَقُلْتُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ سَلَاسَ مَرَّاتٍ Üç defa senden Allah'a sığınıyorum dedim. Senden Allah'a sığınıyorum. Senden Allah'a sığınıyorum dedim. ثُمَّ قُلْتُ Sonra şöyle söyledim. اَلْعَنْكُ بِلَانَةِ اللّٰهِ تَامَّةِ Allah'ın tam lanetiyle seni lanetliyorum. فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ سَلَاسَ مَرَّاتٍ Ama üç defa geri çıkmak istemedi. Evet. Şimdi hadisi tekrar okuyoruz. Böyle Müslim'de rivayet var. Şimdi okuduğumuz hadiste şeytan geldi. Ben de onu azarladım, ittim. وَلَوْ اَخَسْتُهُ لَرَبَتُّهُ Eğer onu tutsaydım, bağlardım. Lakin onu tutmadım. Elimi uzattım. Onu itelemek, iteledim. Ama onu tutmadım. Evet, niçin? وَلَكِنْ لَمْ اَخُزْ لِدَاوَةِ سُلَيْمَنَ عَلَيْهِسَّلَامُ Süleyman Aleyhisselam bana hiç kimseye vermedin krallığı, melikliği bana ver ya Rabbi diye dua etti. Allah da ona verdi. Onun için Süleyman Aleyhisselam cinleri mesela bu şeyin Mescid-i Aksa'nın inşasında sarayının inşasında çalıştırdı. Cinlere emrediyordu. Kuşlara emrediyordu. Mesela Sabah Melikesi Belkıs'ın şeyini bir ifrit getirdi, kürsüsünü getirdi, emretti. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Bu mülkiyeti, bu melikliği, bu saltanatı Allah Süleyman Aleyhisselam bu duasından dolayı verdi. Efendimiz'e de vermişti. Ama Süleyman Aleyhisselam kimseye vermediğin şeyi bana ver dedi ya, ona nezaketen yakalamadım şeytanı. İstesem yakalardım. Senden görmeyiz de o namazda gelmiş onu tasallut etmek istemiş. Böyle duyduğumuz lanetleri yetmiş. Allah'tan sana sığınıyorum buyurmuş. Ve yakalamadım diyor. Süleyman Aleyhisselam nezaketen. Hani her şeyin kralı ben olayım dedi ya. Aslında Allah bana da verdi bunu. Yakalama şeyini bana da verdi. Ama ona nezaketen tutmadım, yakalamadım. Müslim'de Ebu Derda'dan sümme arattu ahzehu evet sonra onu yakalamak istedim evet öyle diyor yine levle davetül ahina Süleyman evet Süleyman Aleyhisselam'ın kardeşimiz Süleyman Aleyhisselam'ın duası olmasaydı evet leasbe mevsikan onu bağlardım. Yani iblisi yakalardım, sağlam bir şeyle bağlardım. İlâ sâriyetin min sevâril mescid. Mescid-i Nebevi'nin direkleri var. Evet, eskiden kerpiçle yapılmış. Üstünde hurma dallarıyla direkleri var. Hurma direkleri var. Üstünde hurma dalları var. Hurma şeyleriyle kaplamış, üstüne de toprak doldurmuş. Mescid-i Nebevi'nin ilk şeyi böyle. Evet, o direklerden birisine onu bağlardım. Şimdi bu hadis namazda ameli kalil, az işlerin yapılabileceğine delil sayılıyor. Mesela kaşınmak namazda yok. Huşulu namaz kılan adam kaşınmaz. Komutanın karşısında kaşınabiliyor musun? O komutanın yaralarının huzurundasın. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn namazda Fatiha okuyoruz. Sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz. Sana diyor, sana karşında. Arapça ifade bu. Başka yerde olsaydı, gözümüzün de olmasaydı İyyâhu derdik. İyyâke sana karşımızda, sanki Allah karşımızda. Evet, biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah bizi görüyor. Komutanın karşısında nasıl şöyle hazır olda duruyorsan namaz böyle huşulu hudulu kılınacak. Ama bu kaşınmak ameli kalildir.
Bir defa kaşındın. Delili bu. Peygamberimiz de şeytan ona tasallut etmeye gelmiş. Elinde şöyle bir defa ona saldırmış. Ameli kalil namazı bozmaz. Namazdayken ameli kalil namazı bozmaz olduğuna delil var bunda. Evet. Veyahut da şeytanın kendisi bizzat kendisi pis değildir. Cin taifesinden. Kur'an-ı Kerim'de ve kâne minel cinni. Cinlerden birisiydi. Kur'an'da böyle. Cinlerin inanmışları var, Müslümanları var. İnanmışların başında şeytan var, anarşistleri var, kafirleri var. Bu onların başında. Kendisi bizatihi pis değil. Buna onu işaret eder. Vela tubtil salâ, namazı dokunmakla, değmekle bozmaz. Kendisi pis değil ama sana yanlış şeyler yaptırıyor. 3 mü kıldım, 4 mü kıldım? Bu hoca da çok uzatıyor. Yahu böyle nigoda uzattı falan diye gelir seni dürter. Seni namazını karıştırmaya çalışır. Bir ona delil var bunda. Hatta yutufu bihi vildan ehlil medine. Müslüm'ün rivayeti hatta yel'aba bihi. Evet, Medine çocukları diyor, yakalardım onu Süleyman Aleyhisselam'a. Nezaketsizlik olmasaydı, yakalardım onu, mescidin direklerine bağlardım. Medine çocukları da onunla oynarlardı. İşte parmağını dürtüyor, bilmem ne diyor ya. Medine çocukları onlarla oynarlardı, buyurdu Peygamberimiz. Evet. Demek ki bazı kimseler Peygamberimiz görmüş şeytanı. Şeytanı görebilirler. Bir de onun işareti var burada. Bunun caiz olduğuna işaret var. Evet, hatta Evliyaullah'tan birçokları böyle büyük Evliyaullah diyor ki senle diyor kedi yavrusu oynar gibi oynardım diyor. Ama ona tenezzül etmem diyor. Ben gönlümü Allah'a verdim. Ondan başkasıyla meşgul olmam. Bu benim esas yönüm. Yoksa seni kedi yavrusu oynar gibi yani hiç korkmam senden. Sen bana etki edemezsin. Ben Allah'a bağlanmışım. Senin ne etkin olur bana sadedinde. Böyle lafları var. Biz öyle demeyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın kovduğu şeytanın şerrinden sana sığınırım. Onun kalbi tam Allah'a yapışmış, bağlanmış. Hiç vız geliyor. Ama biz işte geliyor namazı 3 mü kıldım, 4 mü kıldım falan filan. Abdestim acaba oldu mu olmadı mı? Acaba çişim geldi mi, damladı mı, damlamadı mı? Bir sürü vesvese veriyor. Bize etki ediyor. Öyle etkilenmeyen kahraman büyük salihlerden kişiler var. Resul-i Ekrem de bunların tabii başında. Bu onu da ifade ediyor. Bazı kimseler şeytanı görür. Görmüş. Çeşitli kılıklara girebilirler cinler. İnsan kılığına girer, yılan kılığına girer, merkep kılığına girer, köpek kılığına girer. Birçok kılıklara girebilir. Evet, girebilir. İnsanlar bunları görebilirler. Evet. Evet, innehu yarakum huve ve kabiluhu min haythu la tarawnahum. Evet. O onun grubu sizi görür. Evet, onun gibiler de sizin görmediğiniz şeyleri görürler. Cinler için şu duvar yok. Bizim için bu duvara geçemiyoruz. Ama cinler için bu duvar yok. Yukarı uçamayız. Cinler için bundan mümkün. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler var. Evet. Bu cinler latif yaratıklardır, cisimlerdir. Esamun latife. Mümkün çeşitli suretlerde olabilirler. Bağlaması bundan dolayı caizdir, mümkündür. Ne kadar bağlayabilirsin. Bir cisim, bir bedeni var. Evet.
sözler, bu ifadeler şimdi la yaslu fiha şeyun min kelam fissala, namazda söz, insanlarla konuşma cinsinden olan hiçbir şey sahih olmaz. Evet, ifadesi var Peygamberimizin. Namazda insan sözü konuşulmaz. Dua ederken Kur'an'a benzeyen, Efendimizin hadislerine benzeyen şeylerle dua edebilirsin. Ama insan sözü, bana uzun boylu, ince belli bir kız ver. Olmaz, böyle demezsin. Güzel bir kız ver dersin yani. Böyle ifadeler kullanabilirsin. İnsan sözüne benzer şekilde laflar edersen namazda, namazı bozar. Hatta tuptur salatı bir raddi selam. Tuptur salatı bir raddi selam. Namaz kılıyorsun. Adam dışarıdan geldi. Selamünaleyküm. Cevat Hoca dedi. Ben tanıdı mesela. Ben de namaz kılıyorum. Ve aleyküm selam. Desem namaz bozulur. Neden? Dışarıdaki adamla konuşmuş oldum. Evet. Şimdi ezan okunuyor. Ben de kabir ziyaret ediyorum. Üstazlarımı ziyaret ediyorum. Bazen insan unutur. Yani kastı yok. Selamünaleyküm hocam dedi. Cevap vermedim. Ezan okurken selam verilmez. Çünkü ezan dinleyicisin. Bir daha yanlıştı. Selamünaleyküm hocam dedi. Ezan okunuyor ya dedim. Evet. Yuna hatırlatmak için söyledim tabii. İnsan bazen böyle boş bulunur. Bunu şey demez, söyler. Evet, namazda da konuşulmaz. Mesela hapşu dediğin zaman elhamdülillah demek sünnettir. Bu imandandır. Çünkü hapşırmak bir rahatlamaktır. Allah'ın bir nimetidir. Rahatlarsınız. Bu bir nimet olduğu için elhamdülillah demek güzeldir. İmandandır diyor hadis-i şerife ifadesiyle. Sen böyle söyledin, dışarıdaki adam hapşırdı, söyledi. Sen de namaz kılıyorsun. Elhamdülillah diyen hapşırdığı zaman yerhamdülillah demek farz diyen ulema var. Farzdır diyor. Böyle bir şuurlu Müslümana yerhamdülillah, Allah sana merhamet eylesin demesi, farzı diyenler var. En azından sünnet. Sen de namaz kılıyorsun. Elhamdülillah diyor. Hapşu dedi. Elhamdülillah dedi. Sen de namazdasın. Bunu böyle demek lazım diye de yerhamdülillah desen namazın bozulur. Namazın dışında bir adamla konuşmuş oldun. Burada da peygamber diyor. Şeytanına bak, konuştu baksana. Onu şöyle dedim, böyle dedim. Peygamberin bu gibi şeyler namaza iptal eder sözüne, bu aykırıdır dersen, evet, ne deriz, nasıl açıklarız bunu? Bir, el hadis kâne kable tahrimil kelam. Evvelce namazda konuşmak caizdi, sonra yasaklandı. Yasaklanmadan evveldi bu, bu olay. Yasaklanmadan evveldi. Namazda konuşmanın yasaklanmasından önceydi deriz. Bilmiyoruz bunu hangi tarihte Rizvan söylediğini. Ama bu laf var, bu söz var, hadis var. Bir bunu söyleriz. Nitekim evvelce Mekke'de şarap içmek yasak değildi. Evet, içki içmek yasak değildi. Medine-i Münevvere'de yasaklandı. Sonradan yasak, Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Sonradan yasaklanabilir. Mesela Mekke-i Mükerreme'de kabir ziyareti yasaktı. Peygamberimiz yasaklamıştı. Kabirleri ziyaret etmeyin. Atalarınızın, analarınızın, babalarının kabirini ziyaret etmeyin. Emrini vermişti. Ama sonra Medine-i Münevvere'de küntün heytüküm an ziyaretil kubur. Ben sizi kabirleri ziyaret etmeyin demiştim. Yasaklamıştım. Ela fezuruha. Onları ziyaret edin. Ha, dikkat. Onları ziyaret edin. فَاِنَّهَا تُزَكِّرُ الْاٰخِرَةِ. Çünkü kabir ziyareti ahireti hatırlatır.
bir gün ben de bu kariyere gireceğim diye kendinize getirir, derlenir, toparlanırsınız. Dikkat edin, mutlaka kabirleri ziyaret edin. Bunun gibi evvelce yasak değildi, sonra da yasaklanmış olabilir. Bunda hiçbir aykırı bir şey yok. Evet, Türkiye'de kaç defa anayasa değişti? 1921 anayasası var. Ondan sonra 24 anayasası var. 1924 anayasası var. Sonra işte 1960 ihtilalinde anayasa yaptılar. Sonra 80'de bir ihtilal de yaptılar. 81 anayasası var. Şimdi yine ondan işte değiştiriyorlar. Değiştirdiler. Sistem değişti falan. Dünyanın her tarafında bu oluyor. Eski peygamberlerin ibadet usulleri kalktı. Şimdi peygamberimizin ibadet usulü var. Mesela eskiden bir adama selam vermek için, saygı göstermek için secde varmış. Secde ediliyormuş. Şimdi Allah'tan başkası secde edilmez. Yalnızca selamünaleyküm denir. Yani böyle eski şeyler ilga edilebiliyor. Öyle söyleriz. Fakat nasıl? İnsihat, evet. Nesedildi. Evet, Nevevi böyle söyledi. Evet. Mekke'de yasaklandı dersen, evet, bu olay Medine'de oldu dersen, deriz ki efendim burada Medine, Medine Münevvere değildir. Medine şehir demektir. O manada söyleriz. Yani bu peygamberin olayı Medine'de oldu diyenler var. Hayır, bu Medine Münevvere değil. Şimdiki Efendimizin metfun bulunduğu Medine Münevvere değil. Ya şehir, ya şehir anlamına gelir diye söyleriz. Öyle diyor. Peygamberin Medine'si değildir deriz. Evet. Bu da Mekke'de şehirdir. Mekke'de böyle olmuştur deriz. Böyle izah ediyorlar. Evet. Bir de denilebilir ki bu peygamber için caizdi. Bizim için yasaktır. Böyle de diyebiliriz. Efendimiz'e özel şeyler var, emirler var. Mesela teheccüd kılmak Efendimiz'e farzdı. Bize değil, ona farzdı. Yani sen teheccüd kılarsan farzmış gibi sevap kazanıyorsun. O kadar çok. Ha, ona mahsus bir emirdir, ona mahsus bir izindir diyebiliriz. Evet, ona bir izindir diyebiliriz. Evet. Bunlar bu şekilde. Şimdi namazdayken insan sözüne benzer dua edilmez. İşte mesela Ettehiyyat'ı okuyoruz, değil mi? Son oturuşta Salli Barik okuyoruz, dua ediyoruz. Niye? Rabbena etine Rabbi filli. Kur'an'da var zaten. Orada mesela duaya, işte dediğim gibi, bana işte asaletli, soyu sopu boylu, uzun boylu bir oğlan nasip et. Mesela bir kadın böyle dua ediyor, diyor, yok öyle dua olmaz. İnsanların birbirleri arasında ettikleri sözlere benzemeyen, Kur'an'a, hadise benzeyen dualar olabilir. Yani illa Rabbi ufilli, o Kur'an'da olduğu için hep bunu söylüyoruz. Ona benzer dualar edilebilir. Çünkü namazın farz kısmını ifa etmişsin. Ama insan sözüne benzeyen şeyler namazda caiz değildir. Bu hadis onu gösteriyor. Böyle adam bakkalmış, sirke satarmış, namaza durmuş. Birisi gelmiş, sirke var mı? Adam namaz kılıyor, görmüyor. Var yani, var. Sirken keskin mi arkadaş filan? Gelen adam soruyor. Ah diyor. Böyle namaz olmaz. Cevap veriyor çünkü dışarıdaki konuşmuş oluyor. Evet, bir de mazeretsiz öksürsen öhhö diye hece bak. Öhhö, iki hece var orada. Mazeretsiz öhhö hece çıkarsan namazda namaz gider. Konuşmaktır çünkü. Namazla ilgili ayet hadise de uygun değil. Ama hastasın, özürlüsün, tutamıyorsun, nasıl öksürüyor, ona bir şey yok, mazursun. Hiç mazeretin yokken öksürsen, mesela birisi geldi, "Aa, bizim Mehmet yok buralarda" falan dedi.
Sen de bir köşede namaz kılıyorsun. Öhö dedin mesela. Yani ben buradayım, namaz bozulur. Konuşmuş oluyorsun yani. Hece çıkardın. Evet, böyle namaza uymayacak şeyler namazı bozar. Amel-i kesir dediğin şeyler konusunda da alimlerin çok şeyleri var. Mesela kaşındık, bir amel-i kalil namaza zarar vermez. İyi değil de namazı iptal etmez. Kaşınıyor, ha üç defa oldu mu diyorlar. Namazın gereklerinden değil ki kaşınmak. Üç defa oldu mu amel-i kesir sayılır diyen alimler var. Bazı alimler de sen namaz kılıyorsun, öyle hareketler yapıyorsun ki ula bu adam namaz mı kılıyor, ne yapıyor acaba? Seni şüpheye düşürecek. Bakan kimseyi namazda değil mi acaba diye şüphe düşürecek olan hareketler amel-i kesirdir diyen var. Öyle diyenler var. En iyisi böyle birkaç alim bir laf etti mi hepsine uyan garantili şeyi yapmak. Onun için namazda böyle mecbur kalmadıkça öksürmeyeceksin. Ben buradayım anlamına bir falan demeyeceksin. Hapşırana yaramık Allah demeyeceksin. Bunları yapmayacaksın. Bu hadis bunları bize ifade ediyor. Evet, hadis-i şerifi evet Hakim Müstetekin'den Utbe, keza Buhari Müslim Ebu Hureyre'den şu lafızları nakletmiş. İnne ifrite minel cinni. Evet. İfrit cinlerden, ki bu ifrit Belkis'in şeyini, koltuğunu getirmiş şeye, Süleyman Aleyhisselam şeyine. Süleyman Aleyhisselam mektup yazmış. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Müslümanın işi mektuba besmele, hamdele, salveliyle başlamak. Bizde de usul budur. Bakın ne dedik? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala hayr halkillah. Bunun lafızları uzayabilir, kısayabilir. Besmele, hamdele, salvele. Başlama usulüdür. Süleyman Aleyhisselam da Belkis'e mektup göndermiş. Ya bırak demiş bu şeye tapmayı, şuna buna. Allah'a tap. Ben onun peygamberiyim. Yoksa gelirim hepinizi duman ederim demiş. Toplamış. Kur'an-ı Kerim'de var. Sebe suresinde. Herkes demişler ki biz çok güçlüyüz. Yemen. Kuvvetli, çok gelişmiş bir ülke o zaman. Biz çok güçlüyüz. Hiç. At demişler. Bırak. Fakat kadın çok akıllı. Hayır demiş. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Böyle büyük hükümdarlar bir yere geldi mi her tarafı duman ederler, yakarlar. Ben öyle hayır demeyeceğim, gideceğim, onun gücünü anlayacağım, ne kadardır, nasıldır, anlaşma yoluna gideceğim demiş. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam gelmiş, Kur'an-ı Kerim'de var. Süleyman Aleyhisselam işte cinlerin de kralı ya, kim demiş onun koltuğunu getirecek buraya, kürsüsünü? İfrit. Ben diyor, gözüm açayım, gözünü açıp yumunca kadar getireceğim diyor. Hakikaten koltuğunu getirmiş saraya. Süleyman Aleyhisselam sarayına. Gelmiş Belkıs. Süleyman Aleyhisselam'ın sarayı camdan. Ben ilk 70 küsürlü yıllarda Paris'e gitmiştim. Paris'te camdan iş hanı gördüm. Aklıma bu geldi. Biz o zaman bu gibi şeyleri yapamıyorduk. Şimdi onlardan iyisini yapıyoruz da. Görünce onlar da çok övünürler. Fransızlar, İngilizler de çok övünürler ya. Oo, havaya uçuyorlar. Camdan iş hanımız var. Konuşurken dedim ki Süleyman Aleyhisselam sarayı da camdan da. Bu yeni değil ki bu. Kaç bin sene evvel yapılmış. Hakikaten camdan sarayı. Süleyman Aleyhisselam'ın cam olunca tabii yansıyor. Cam yansıtıyor ışıkları. Belkıs Kur'an-ı Kerim'e göre o camın yansıtmalarını denizlenmiş, suzanmış, zannetmiş. Eteklerini toplamış. Süleyman Aleyhisselam gülmüş.
Niye demiş eteklerini topladın batmasın diye. Onlar su değil demiş. Cam saraya gelmiş. Ondan sonra getirmişler kürsüsü orada. Adam, kadının kürsüsü. Bu kürsü sanki benim kürsüm diyor. Halbuki ta kendisi. İfrit getirmiş. İfritten söz edildi ya. Getirmiş. Tabii Müslüman oldu. Gördü. Müslüman oldu. Evet efendim. Orada Müslim'deki rivayette bu rivayetten in ifriten minel cinni. Evet. Geçen gün liyakta ala salati. Benim namazımı bir şey etmek için geldi. Femkenen illah minhum feahastuhu. Evet. Allah bana imkan verdi. Onu tuttum. Onu da yakaladım. Feretü en erbata ala sariyeti min severil mescid. Evet. Hatta tenzuru ileyhi kullukum. Bunu mescidin direklerinden birisine bağlamak istedim. Ama fezekertu davete ahi Süleyman. Kardeşim Süleyman'ın ya Rabbi ufirli ve hebli mülken la yenbeyli ahadim min ba'di. Allah'ım bana affet. Allah'ım bana hiçbir kimseye vermedin. Benden başka hiç kimseye vermedin. Bir saltanat, mülk ver, krallık ver dedi ya. Dua etti ya. Onu hatırladım, vazgeçtim diyor. Müslim'deki rivayet bu şekildedir. Peygamber'e mahsus bir haldir veya değil. Onları söyledik. Biz bunları göremeyiz. Namazda, namazı bozan şeylerle uğraşmayacağız. Ama gözümle gördüm. 70 yaşında adam camide vaaz ediyoruz. Vaazattan sonra namaza durduk. Evet, adam telefon edildi adama. Çıkardı cebinden, hanım namaz kılıyorum sonra konuşalım soktu. E olur mu ya o insan? Namazda konuşulur mu? Yani fıkıh bilmiyoruz. Fıkıh bilmiyoruz. Namazda konuşmak namazı bozar. Sen telefonu konuşuyorsun. Şimdi de telefonunu arıyor. Böyle uğraşıyor. Ondan sonra bir yere bakıyor. Böyle demese de bu da amel kesir olmaz mı ya? Ha öyle değil. Telefonun şurada. Çaldı. Unutmuşsun. Kapatman lazım da. Çaldı. Böyle elin şey edip duruyor. Şöyle bastırdın parmağınla. Eyvallah. Orasını bastırdın, kapattın yani. Buna bir şey demeyiz. Ameli kalil. Ama cebini sokuyor, orada zorla çıkarıyor. Ondan sonra içindeki şeyleri, rakamları okuyor. Ondan sonra kapatıyor. Ha, bu amel kesir olur. Böyle şeyler. Onun için namaza girerken telefonunuzu kapadınız. Huzur bozuyor çünkü. Evet, şimdi de Süleymaniye gelmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ı ziyaret etmeye. Hanımefendi, beyefendi. Ondan sonra bizi dinlemeye gelmiş. Camide namaz kılmaya gelmiş. Görüyorsun burada çocuklar sokakta oynar gibi koşuyorlar, birbirleri düşüyor, bağırıyor falan. Evet, Peygamberimizin hadisi var. Tekrar tekrar hadisi hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Cennemu. Evet. Sıbyaneküm, sabi çocuklarınızı ve mecanineküm, delilerinizi, aranızdaki delileri, sabi çocuklarınızı anil mesacit, mescitlerden uzak tutun. Mescidin içine sokmayın. Çok söylüyoruz, yine söylüyoruz. Gelmişsin ziyarete, namazın sağ olasın, çok yaşa. Ama o çocuğu bir tedbir al. Biz namaz kılarken bağırıyor, çağırıyor, koşuyor. Çocuk bilmez ki namazın mescid olduğunu. Sokaktaki oyun yeri zannediyor. E senin kafan oraya bağlıyor. İmam kafası kulağı duyuyor çünkü. Namazın huzuru gidiyor. Tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Çocuklarınıza dışarıda bir şey yapın. Evet, duyduğuma göre Cumhurbaşkanlığı şeysinde, külliyesinde caminin bir yerine çocuklar için şey yapmışlar, bölge. Namaza gelenler orada duruyormuş. Eyvallah. Ama böyle koşuyor, safların arasında koşuyor. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Namaza huzuru bozan şeyler namazda olmaz.
telefonla uğraşmak da kesinlikle namaza uğraşmak olmaz. Evet efendim. Ca'ani Cibril ve yebki. Cebrail aleyhisselam bana geldi. Ağlıyordu. Evet. Fekultu men yubkike. Kardeş, niye ağlıyorsun? Ağlaman sebebi ne? Ma sebebi bukaike? Ağlaman sebebi ne? Ve ente masumun. Sen meleksin. Melekler günah işlemez. Günah işleme kabiliyetleri yok. Masumsun. Niye ağlıyorsun? Günahın yok. Evet. Buyurmuş Peygamberimiz. Kale ma. Evet. Ma cuffetli aynın. Benim gözüm kurumadı. Evet. Münzu halakallahu cehennem. Allah cehennemi yarattığından beri kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benim gözüm kurumadı. Devamlı ağlıyorum. Peygamber sözü efendim. Niye ağlıyorsun Cebrail? Cehennemi Allah yarattığından beri bu gözüm hiç kurumadı. Devamlı ağlıyorum. Evet demiş Cebrail aleyhisselam. Demek ki Cebrail aleyhisselam cehennemden önce yaratılmış. Bir onu ifade ediyor. Cehennem yaratıldan beri dediğine göre önce Cibril yaratılmış, sonra cehennem yaratılınca başlamış ağlamaya. Evet. Niçin ağlıyorsun? Cevap ediyor. Ben cehennemi Allah yarattığından beri gözüm kurumadı. Mehafeten asiyehu feyulkini fiha. Allah'a isyan ederim de beni oraya atar Allah diye korkumdan. Bu korkumdan dolayı gözüm devamlı ağlıyor. Evet. Kim masumdur? Bu korkudan ağlıyorsa biz ne yapalım? Ya hiç ölmeyecekmiş gibi. Vur patlasın, çal oynasın. Her türlü eğlence şuna buna hiç ahiret aklımıza gelmiyor. Ne olsa öleceğiz. Ebedi alemde orası. Buna inanıyoruz. Ama unutuyoruz. O bak. Kendi masum olduğu halde ben bir Allah'a isyan tezkir eden bir şey yaparsam korkusuyla oraya atarlar beni diye devamlı ağlıyorum. Allah beni oraya sokar diye, sokarlar diye. Evet. Evet. Devamlı ağlıyorum. Evet. Demiş. Biz insanız. İnsanın kelimesinin bir anlamı, birçok anlamları var da nisyandan gelir, unutmaktan. Biz yaparız, unuturuz. Unutuyoruz. Bir şeyi unutmuyoruz. Bir hayır yaptın mı, ibadet yaptın mı? Aa, ben şunu yaptım, bunu yaptım. Halbuki günde kaç defa gıybet ediyoruz, kaç defa günah işliyoruz, hiç onu hatırlamıyoruz. Allah bizi affetsin, ıslah etsin inşallah. Evet, mümin akşam oldu mu, bak güneş doğdu, yükseldi, sonra alçaldı derken battı. Ha, ben de çocuk doğdum, sonra genç oldum, olgunlaştım, ihtiyarladım, güneşin battığı gibi batacağım, bir muhasebe yapacak, hemen tövbe istiğfar edecek. Yaptığı günahları hatırlayacak, tövbe istiğfar edecek. Ben daha adam olmam, ben kurtulmam demeyecek. Mümin havf ve reca arasında olacak. Öyle diyor Peygamberimiz. Havf ve reca arasında. Umutsuz olmak küfür alametidir. Kafirler umutsuz olur. Zaten ebediyen yanacaklar. Ama mümin Adem Aleyhisselam gibi olur. Babamız ya. Cennette Allah'ın sözünü şu meyveden yemeyin dedi, yedi. Cennetten atıldı. Serendip Adası'na. Sri Lanka diyorsun siz. Havanamızı Cidde'ye. İki aşık 300 sene kanlı gözyaşı döktüler. Evet, yaptıklarına pişman oldular, af dilediler. Rabbena zalemne enfusena
ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Öyle işte, her akşam bu muhasebeyi yapmalı. Yapamıyorsak mübarek geceleri Allah hatırlatıyor. Onları da yapmalı. Ramazan'da yapmalı. Evet, hatırlayıp günahlarımızın dolayı pişman olup af dilemeli. Adem Aleyhisselam böyle diledi. Umutsuzluk yok. Günahta ısrar etmek şeytanlıktır. Şeytan af dilemedi. Devamlı isyan ediyor. Bu şeytanlıktır. Günah işler. Adem babamız da cennetten çıkarıldı o hatasından dolayı. Ama pişman oldu. Umutsuzluk yok. İnsan böyle sadece umut üzerine olmaz. O zaman azar. Maalesef böyle mezhepler var. Mesela Mürciye mezhebi var. Allah'a inandın mı? Ne yaparsan yap. İşler kolay. İman seni kurtaracak diyorlar onlar. O zaman şu haram bu haram diye niye söyledi Allah? Niye peygamber gönderdi? Saçma tabii. Saçma. Öyle mezhep var. Hayır öyle değil. Umutsuzluk da yok. İşte adam umutsuzluğa kapılıyor, intihar ediyor. İmam-ı Azam intihar eden cenaze namazı kılınmaz diyor. O kadar, çünkü mümin umutsuz olmaz. Umutsuzluk küfür alametidir. Adam intihar ediyor onun için. Ya bu. Ama talebeler diyorlar ki, hocam, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, hocam, ne var? Hocam, insanın en tatlı, en kıymetli şeyi canıdır değil mi? Evet. İnsan tatlı canı kendi eliyle sona erdirir mi hocam? Ne demek istiyorsunuz? Hocam, delirmiş de ondan asmıştır kendini. Delirmiş de ondan vurmuştur. Sen de delinin namazı kılınır diyorsun ya. Biz İmam Ey'nin kavline göre intihar edenin cenaze namazı kılarız. Deli sınıfına soktuğumuz için. Yoksa İmam-ı Azam böyle. İşte umutsuzluk yok. İntihar yok. Japonlar harakiri yapar hemen. Başaramadı mı kendini asar öldürür. Mümin böyle olmaz. Bazen korkar, bazen umut içinde olur. İkisi anda gıdar gelir. Ama Cebrail Aleyhisselam bak, cehennem yaratıldığından beri bu göz kurumadı kardeş Muhammed diyor. Devamlı ağladım. Ya ben bir yanlışlık yaparım diye korkumdan dolayı. Cehenneme atarlar beni diye korktum diyor. Evet. Evet, Ali Ruzbari diyor ki korku ve umut kuşun iki kanadı gibidir. Kuşun iki kanadı güzel müsavi olursa uçar. Ama birisi kırıldığı zaman düşer. Evet, işte insanlar da korkuyla umut arasında olacaklar. Hep umut oldu mu azarlar. Hep korku olduğu zaman umut kesilir. O da ikisi de mümine yarışmaz. İkisi dengede olması lazım. Bazen korkacağız, ağlayacağız. Bazen umutla gözümüzden sevinç yaşları akacak. Öyle diyor. Evet. Mümin arz ettiğim gibi korku ile umut arasında gider gelir. Sadece birine saplanmaz. Bazen ayıplarını görür, korkar azaptan. Bazen Allah'ın rahmet, keremkarlığını hatırlar, umuda kapılır. Evet, böyle olur. İkisi arasında gider gelir. Evet. Ebu Umran el-Cuni hadis ondan nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Ce'eküm şehru Ramazan. Evet, size şehri Ramazan geldi. Evet. Bu Ramazan kelimesi Ramız kelimesinin mastarıdır. Ramız da yakmak demek. Evet. Ramazan'a niye Ramazan demişler? Yakmak kelimesinden. Evet, Ramazan'da öyle diyor. Kim men sâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufre lehu ma takaddeme min zenbi. Dört dörtlük bir Ramazan geçiren, gündüzler oruçlu, geceleri kıyamlı, teravihli, namazlı, abdestli, kendini haramlardan korunmuş vaziyette
geçmiş günahları affolunur, silinir. Ramazan günahları yakar. Onun için adı Ramazan'dan gelmiştir. Bir de Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ramazan Allah keremkardır. Zaman da af kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan'da ölen bile ondan yararlanır diyor alimler. Tabii Ebu Cehil ölürse Ramazan'da kurtulmaz da. Ama mümin Ramazan'da ölürse af zamanı olduğu için işi kolaylaşır diyorlar alimler. Her şey tamamdır anlamına değil. Yararlanır Ramazan'dan. Onun için Ramazan geldi, Ramazan gitti demek pek iyi değil diyorlar. Allah geldi, Allah gitti anlamına. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayı girdi. Ramazan ayı çıktı diye ay kelimesini eklemek lazım. Güzeli budur, güzeli budur. Ben Ramazan geldi deyince, Ramazan çıktı deyince bunu kastetmiyorum. Eyvallah bir şey demiyoruz. Kastın yok ama en güzeli Ramazan ayı çıktı, Ramazan ayı girdi de. Ramazan ismi böyle. Evet, Ramazan'ın orucun susuzluğu, sıcak günlerdeki harareti, günahları, evet, ramız yakmak ya, günahları böyle yakar, temizler. Evet, فَقَدِّمُوا ف۪يهِ النِّيَّةِ Evet, el-mubarek. Şehr-i Ramazan ayı, Ramazan ayı geldi, mübarektir. Ramazan bereketli bir aydır. Öyleyse فَقَدِّمُوا ف۪يهِ النِّيَّةِ Niyetinizi önceden hazırlayın, hazırlık yapın. Bu Ramazan'ı güzel geçireceğim. Tam güzel oruç tutacağım. Onun için işlerimi şöyle planladım. Bir plan yapın önceden. Fakat dimu en niyye. Ramazan girmeden evvel güzel bir Ramazan geçirmek için, oruç tutmak için, güzel oruç diyeceğim niyet ederek hazırlık plan yapın. Evet. Çünkü oruç Allah'a ibadettir. Oruşa riya karışmaz. Orucu mükafatını ben vereceğim diyor Allah. Bunu kaçırmayayım diye bu niyetle plan yapın, program yapın. Kadir gecesi de böyledir. Buhari'de men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufre lehu mâ tekaddeme min zenbi. Allah'a inanarak, sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları affolunur. Evet, bu niyetle Kadir gecesini bu niyetle ihya eden. İşte Ramazan gelmeden evvel de Ramazan'ı güzel geçireceğim diye kafasına koymuş, ona göre işlerini ayarlamış. Öyle yapın diyor. Fakat dimu fihi niyye. Önceden hazırlanın, hazırlıklı olun. Evet. Gene aynı Kadir gecesi gibi ve men sâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufire lehu mâ tekaddeme min zenbi. Ramazan'ı inanarak, Allah'tan sevabını umarak güzel geçirenin geçmiş günahları silinir. Böyle var. İkisinde de önceden böyle bir niyetle kendini hazırlamış olarak, azimli, kararlı olarak Ramazan girdiği takdirdedir diyorlar. Diyorlar. Evet. Evet. Ramazan ayı ve vesi'u fihen nefaka. Evet. İbadetlere verilen şeyler çok verilir. Sadakaları da çok verilir. Başka zamanda sadaka belayı def eder. Cehennem ateşini sürdürür. Söndürür. Ama Ramazan'da başkadır diyor Peygamberimiz. Ramazan'da çok nafaka verin. Bir, çocuklarınıza da Ramazan geldiği için daha harcamayı genişletin. Bol bol yedirin, içirin, giydirin, kuşatın. Genişlik yapın. Normal, maruf üzere zaten yapıyorsun. Ramazan gelince cömert olun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldi mi o kadar cömert olurmuş ki
Ayşe anamız söylüyor. Rüzgarın girmediği ev var mı diyor. Yok. Rüzgarın girmediği ev olur mu? Rüzgar bu. Efendimiz öyle cömert olurdu ki Ramazan'da diyor, bize karşı, herkese karşı onun cömertliğinden hiç nasibini almayan kalmazdı. Siz de öyle yapın. Ramazan gelmeden niyet edin, plan program yapın, hazırlıklı olun, şuurlu, bilinçli olun. Güzel Ramazan geçirmeye gayret edin, niyet edin önceden. Bir, Ramazan gelince de, Ramazan geçince de nafakayı genişletin, bol harcayın çoluk çocuğunuza. Evet, bol harcayın. Evet, Abdullah Mesud radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Carut dar ahakku bidaril car. Evet. Bu da İslam hukukuyla ilgili. Evet, komşunun evi komşuya daha layıktır. Şüfa hakkı derler buna. Bugün hukukta da vardır. Ön alım yetkisi. Bugün hukukta ortaklara bu tanınmıştır. Şirketiniz var. Bir taneniz payını satacak. Bugün hukuka göre diğer ortaklar onun herkesin vereceği değerde satın alabilir. Ama İslam hukukunda bu daha geniştir. Mesela kardeşsiniz, ağabeyiniz bir şey satacak, ablanız bir şey satacak. Herkesin verdiği değeri siz verdiniz mi size verecek. Şüfa hakkınız var İslam'da. Bir de komşu da var şimdi okuduğum zaten komşuyla ilgili. Komşu ne kadar? 40 ev. 40 ev, her taraftan 40 ev. Öyle tarif edenler var. Evet. Bir de aynı apartmanda kalıyorsun. O iyice yakın komşu. E şimdi hem Müslüman, hem akraba, hem komşu. Üç bakımdan yakın sana. Akraban bir, Müslüman kardeşsin iki, bir de komşu. Demek ki komşu kafir olsa bile komşuluk hakkı var. Evet, insandır o da. İnsandır. Evet, hem Müslüman, hem komşu, hem de akraba üç hakkı var. Akraba değil, Müslüman iki hakkı var. Evet, komşunun hakkı var diyor Peygamberimiz. Mesela evi satacaksınız. Herkesin vereceği değeri verdiği takdirde başkasına satamazsın. O almak istedi mi o alacak diyor Peygamberimiz. O daha çok haklıdır. Ahakku. Evet, daha haklıdır. Şüfa hakkı derler buna. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi genel hukuk kurallarındandır. Evet. Semra Hazretlerinden Carutar ahakku bi şüfa. Orada gayet açık o hadiste. Şüfa konusunda en haklı olan komşudur. Yakın komşudur. Yakın komşudur şeklinde bu şüfa hakkını açıkça nakletmiş. Evet. Buhari'de bir hadis-i şerif var. Mezare Cibril'ü yusini bilcar. Cebrail aleyhisselam komşu hakkında bana devamlı vasiyetlerde, öğülerde buluyor. Kardeşim Muhammed, kardeşim Muhammed, kardeşim Muhammed filan diye. O kadar çok uzun konuştu ki hatta zanentü ennehu seyüverrisühü, mirasçı olacak zannettim diyor. O kadar komşunun haklarından bahsetti bana. Halbuki mirasçı olmak için ashaba sahip olmak lazım. Ashab faraiz olmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de kimler mirasçı olur sayılmış. Ama Cebrail aleyhisselam komşu hakkında o kadar çok konuştu ki diyor. Efendimiz zannettim ki diyor komşuyu da mirasçı yapacak. Komşu o kadar önemli. Evet, bir daha var. Sabah akşam berabersiniz. İnsan bazen canı sıkkın olur. Bunalım içinde olur. Sıkıntı içinde olur. Bazen çok neşeli olur. Farklı farklı şeylerinde.
Komşu bunların hepsine şahittir. Sokakta olsan resmi davranırsın. Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Değil mi? Senin ne yönünü bilemez adam bir defa konuşmayla. Ama komşuyla devam beraber olduğu için her yönün o haberdardır. Sıkıntı halinde ne dedi, bir şey dedi mi? Kafası kızmış, bana da sövdü mü? Sevmedi mi? Bilir komşu. Evet. Çok neşelenmiş. Sabaha kadar vur patlasın, çal oynasın. Şimdi yapıyorlar ya. Namaz kılamıyorsun ya. Öyle açıyorlar ki zamburtu zumburtudan rahatsız ediyor. Ha, komşu bunu bilir. Evet, öldüğü zaman diyor Peygamberimiz. Evet. Senin komşuların iyi adamdır dedi mi? Üç komşu, üç. Samimi olarak, hatır için değil. Allah için iyi adamdı dediler mi? Halbuki insan beşer, durmaz şaşar, eyler hata, üçer beşer. İnsan olmak hasabıyla biz hepimizin var. Onun da vardır ama, bunlar da yazıyor ama, samimi olarak üç komşusu, kapı komşusu. Bu adam iyi adamdı dediler mi diyor Peygamberimiz. O kötülüklerini şey etmez. Onları delil kabul eder, adamı iyilerden sayar diyor. Komşularla ilişki böyle olmalı. Hiç olmazsa komşular iyidir dedirtecek bir insan olmalı. Öylece kurtuluşu yakalamalı. Evet, şimdi komşuların eziyetine katlanacaksın. Komşunun sana iyidir demesi kolay değil. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir komşusu varmış. Her gün içermiş. Çilingir sofrasını koyarmış. Hanımları, o zaman 4 hanım alınıyor. Hanımları var. Şarkı söylüyorlar beraber. Kah kah kah, ki ki ki. Hoca adam, İmam-ı Azam. Herkes çok seviyor. Bu zamanın valisi de çok seviyor İmam-ı Azam'ı. Büyük hoca. Hoca efendi işte böyle, yo benim komşumdan böyle bir şey görmedim ben. Kim dedi? Halbuki herkes biliyor adamın sabaha kadar bağırdığını, çağırdığını, şarkı söylediğini, uyutmadığını. İmam-ı Azam bir türlü şikayet etmiyormuş. Bir gün ses gürültü yok. Hanımını göndermiş. Git hanım demiş, öldüm komşu. Hanımlar ağlıyor adamın. Ne oldu? Demişler komşu, bizim efendi bu sefer eve kadar sabredememiş. Çalıştığı yerde kapıyı çekmiş. Sarhoş olmuş, yolda nara atmış. İşte böyle bağırmış, çağırmış. Onu da şeyi yakalamış. Zabıta yakalamış. İçeri atmışlar. Böyle onun için ağlıyoruz. Bizim herif içeride. Hemen İmam-ı Azam Hazretleri giyinmiş, kuşanmış, doğru gitmiş valiye. Demiş benim komşuyu bırak. Hocam sen ne diyorsun demiş. Ben ne zamandan beri onun peşindeyim. Sen şikayet etmiyorsun ama biz biliyoruz onu, sana neler yaptığını. Sabaha kadar uyutmuyor seni. Hayır, öyle bir şey yok. Vali efendi demiş, beni seviyor musun? Çok seviyorum hocam. Kurbanın olayım. Beni seviyorsan bu adam bırakacaksın. Etme hocam. Hayır, bırakacaksın. Yoksa sana küserim. Salıverin şunu ya demiş. Adam demiş şaşırmış. Suçüstü yakalanmış. En azından 80 sopa yiyecek. Demiş ne oldu? Senin komşun Ebu Hanife var ya. Evet. O valiye böyle söyledi. O da salıverdi seni. Onu kırmamak için. Adam biliyor. Her gün onun sabahları kadar rahatsız ettiğini ya. Ama insan. Adam tevbekar olmuş. Evet. Namaz abdesti bir adam olmuş. Komşunun her eziyetine katlanacağız. Eziyet etmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz. Arkamızdan da çok iyi adamdır samimi olarak. Hatır için değil. Samimi olarak. Tamam. Biz ölen adam hakkın aleyhine konuşmaya mezun izinli değiliz. Bir mümin öldü mü arkasından gıybet etmeyeceksin. Neler yapıyordu ya. Allah affetsin. Yok yok, söyleme arkadaş. Söyleme.
Peygamberimiz öyle söylüyor. Ölülerin arkasından kötü konuşmayın. Susun. İyi konuşamıyorsanız susun diyor. Susun, konuşmayın. Kural bu, kanun bu. Ama yani hatır içinde olsa iyidir, meyidir demek. Ondan dolayı cenazemizi kıldırıyoruz. Nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Şamadan toz döküyor herif. Öyle samimi bağırıyorlar ki belli ki adamı çok seviyorlar. Bazen nasıl bir iyidir iyidir iyi biliyoruz. Belli ki hatır için söyledikleri. Öyle komşularımıza iyi geçinelim. Yürekten iyi biliriz diyenlerden olalım ki hiç olmaz oradan kurtaralım. Öyle diyor. Bu şey konusunda bile böyledir. Şufa hakkı bile vardır komşunun. Komşu komşu bu kadar iyilik yakın olacak. Hadis-i şerifi Nesai Ahmed ibn Hanbel Hazreti Enes'ten Ahmed ibn Hanbel Ebu Davud Tirmizi Semura Hazretlerinden evet Tahavi Ebu Bekir Hasan-ı Basri'den Tirmizi Hasan'dan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyûm ve töbü ileyh. Fatiha-i şerif ve besmele-i şerif. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leki şerif. Mal besmele-i şerife. Elem neşrah leki şerif. On üçer ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süver-i celili, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları, bil cümle ahirete itaat-ı müminat, hasaten eserinden yer alındığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilmas ettiğimiz eserlerinden yer aldığımız üstazlarımız, Mişah Efendilerimizin ervahı, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahı, bu aziz vatanı bize hediye eden şühada kuzatın ervahı, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış,
garip müminlerin ervahına hediye eyledik. Vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri, en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. Bizleri salihlerden eyle. Sevdiklerinden eyle. İstikamet üzere yaşayan, özü sözüne, işi kavline uygun, dürüst Müslüman olarak hayatını sürdüren, sonunda da senin lütfuna eren, günahlarından arınmış olan kamil iman ile göçenlerden eyle ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.